Şimdi hiç daha önce söylenmemiş ağırlıkta sözler var. Gerekirse hani yayından çıkarız diyor. Çok ağır eleştiriler var. Nevzat Dindar, seninle başlamak istiyorum. Yani başkanın açıklamalarındaki açıkçası üslup tarz yani çok benim için sürpriz olmadı. Hatta genel olarak Galatasaray taraftarına, camiasına baktığımızda daha farklı şeyler açıklamasını, bir takım isimler ortaya koymasını, hatta Nihat Özdemir'le karşılıklı atışmalardan sonra bugün bir takım net ifadeler kullanmasını bekliyorlardı aslında. Çünkü Ama öyle demişti, bir konuşursam hani yer yerinden oynar ki gibi. Nihat Bey de buna yol verdi. Evet, Buyurun konuş açıklayın dedi, dedi. Şimdi ispatla dedi. bu divan toplantısında en azından Sayın Başkan'dan o toplantının içeriğine dair daha net bir işte söylemde bulunması beklenmiyor değildi. Bunu bekliyorduk açıkçası. Ama hala orada bir flu alan var. Federasyonla ilgili sözleri konusunda açıkçası burada Galatasaray kendine göre haklı ki son maçlarda bariz şekilde Galatasaray'ın aleyhine ya da lehine verilmeyen bazı kararların olduğu ortada ve zaten 5 maçtan bahsediyor ve operasyon olduğunu ifade ediyor. Şimdi benim için ilginç olan nokta şu. Sayın Başkan bunları söylerken bu bir meydan okuma. Türkiye Futbol Federasyonu'na karşı resmen savaş açıldı. Peki buna Galatasaray üyeleri, divan kurulu, Galatasaray'ın işte 20-30 yıllık üyeleri nasıl tepki verdiler? Valla cepheye giderken çok fazla yanında kimseyi görmedim ben Sayın Burak Elmas'ın. Oradan başlayayım. Yani siz cepheye topyekun gideceksiniz. Evet, sosyal medyası taraftar şu sorusu belki destek veriyor. Ama bir kere karşınızda 20-30 yıllık hayatını bu kulübe adamış insanların tepkisine bakmak lazım. Bugün bence bu çok önemli bir mesajdı. Yani Galatasaraylı üyeler şu mesajı veriyorlar. Sayın Başkan haklı olduğu noktalar var. Ama bunun tek faturasını da lütfen hakemler olarak görmeyelim. Bir öz eleştiri yapalım. Bundan dolayı bir Fatih Terim enteresan şekilde bu arada. Fatih Terim'e karşı söylemler oldu eleştiren. Hocanın atılması, işte aldığı cezalar üzerinden. Ben de şöyle görüyorum. Sayın Başkan çok sık yapmaya başladı bu toplantıları. Özellikle Futbol Federasyonu'yla ilgili söylemlerinin artık insanlar bir karşılık bulmasını bekliyorlar. Karşılık bulamadıkları vakitte eleştiriler başlıyor. Şöyle diyeyim, doğrudur. Haftalardır Galatasaray maçlarında en kritik anlarda verilmeyen penaltılar söz konusu. Galatasaray'ın aleyhine verilen kararlar söz konusu. Ama bir gerçek de var ki yarın bir Başakşehir maçı oynanacak değil mi bu hafta sonu? Galatasaray, Başakşehir, Adana Demir ve Antalya bir zorlu periyoda da girecek bu arada. Başakşehir maçından sonra federasyonla falan anlatamazsınız. Yani böyle bir riskle şu an Galatasaray mevcut yönetimi karşı karşıya. Bu akşam itibariyle zaten bir takım kopmalar oldu. Rezanep Özdemir'in istifası var. Belki o detaylara gireceğiz birazdan. Evet. Genel itibariyle büyük bir savaşın içine girdiniz. Büyük bir restleşme var. Naklen yayın ihalesinden çekilme tehdidi var. Bütün bunları yaparken bir kere karşınızdaki topluluk yanınızda yer almadı. Bu cepheye çok güçlü gideceğiniz anlamına gelmiyor. Zaten Galatasaray bu mücadelesinde diğer kulüpleri de yanına çekme arzusu vardı. Çok fazla orada yanında yer alan kulüp de görmedik. Sen bir de içeride muhalefetle karşılaşırsan açıkçası çok güçlü bir duruş sergileyemezsin. Bir diğer nokta açıkçası geçtiğimiz haftalarda Türkiye Futbol Federasyonu'nun işte Riva'daki tesislerinde yapılan o malum görüşmenin içeriğinin artık bir yerlerde paylaşılması lazım. Fenerbahçe Herhalde maçından sonra mı? evet, iş başa düşecek. Galiba yine biz yazacağız. Bazı şeyler biliyorum. Detaylara girmiyorum. Şöyle diyeyim. Oradaki konuşmalar bugün bazı noktalarda Galatasaray'ın karşısına bir tehdit unsuru olarak çıkarılmakta. Sayın Başkan bir maç günü, Altay maçının olduğu günde hatta ben de kendisine de bu soruyu da sordum. Sayın Başkan, ya maç günü böyle bir toplantı yapmak zorunda mıydınız? Yani konsantrasyon olumsuz etkiler, değil mi? Tabii. Yani böyle bir toplantı yapıyorsan evet. Bir gün önce yaparsın. Altay maçından Doğru. önce. Altay Evet, maçın olduğu gün. Doğru. Maç günü statta yani 5 saat sonra maç var. Biz burada olağanüstü toplantı diye şeyi takip ediyoruz. Sayın Başkan'ın toplantısını. Haklı olduğu noktalar var tabii ki. Ama yani zamanlama açısından konsantrasyonu başka yere çeker o. Gündem değişir. Orada işte isimlerden bahsetti, o toplantıdan bahsetti ve o toplantıda
geçen diyaloglardan bahsetti ve açıklarsam yer yerinden oynar dedi. Peki, ki... Peki o açıklarsam yer yerinden oynar dediği detayları sen biliyor musun? Biliyorum. Biliyorum ama şimdi şöyle... ama söyleme. Şimdi şöyle, hayır. Gazetecinin görevi elbette bunları yazmak, paylaşmak ve konuşmaktır. Burada kimseyi korumak gibi bir şeyim yok, benim görevim yok. Ben sonuçta ama sen kurum... camia tarafından açıklanmasını bekliyorsun. Ben bu konuda... Bir zamanı var ama şunu biliyorum. İnsanlar Sayın Başkan'ın, Galatasaray Başkanı'nın, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in madem var açıkla cümlesinden sonra Galatasaray Başkanı'ndan o toplantıda geçen diyalogları net ya da isimleri açıklamasını bekliyorlar. Hala açıklanmadı. Şimdi ben şunu bir söyleyeyim. Detaylara daha sonra belki gireriz. O toplantıda geçen diyaloglar bugün Galatasaray Başkanı'na karşı maalesef kullanılmakta. Bir tehdit unsuru olarak kullanılmakta. Evet, bazı nokta bugün ben Galatasaray Başkanı'nın şu vurgusu çok önemli. Galatasaray'ın, ki Galatasaray'ın çok önemli divan üyeleri de buna. Galatasaray devletle savaşmaz. Devlete karşı mücadelesi yok Galatasaray'ın. Yani Türkiye Futbol Federasyonu başında Türkiye ibaresinin bulunması bir devlet kurumuna ya da siyasi olarak Galatasaray bir tavır sergilemiyor, bir duruş sergilemiyor. Ama bunu tam izah edemiyorlar. Bugün maalesef, yani çok detaylara girmiyorum ama bazı şeyleri anladınız. Sayın Başkan birebir geçen o toplantıdaki konuşmalar ve daha sonra yaptığı telefon görüşmelerinde maalesef kullandığı bazı ifadeler üzerinden kendisinin üzerine geliniyor. Şimdi Serdar, sana buradan şöyle döneceğim. 5 maçtır bize operasyon yapılıyor diyor. Öyle bu ifadenin öyle anlıyorum ki yani hani özellikle Galatasaray'a karşı yapılan bir şeyler olduğunu iddia ediyor. Bir TFF görüşmesi yapıldı. Hani normalde o görüşme sonrasında konuştuğu için hani federasyonun da aslında yapılanlardan rahatsız olduğu mesajını verir gibi bir konuşmaydı. Ama sonra iş başka bir noktaya geldi ve federasyonla karşı karşıya bir Galatasaray söz konusu. Burada daha önce de hatırlayacaksın, sormuştum sana. TFF bir güçten şikayetçi, Galatasaray ve kulüpler bir güçten şikayetçi. O güç ne diye sormuştum. Yine soruyorum. Şimdi Türk futbolunda öyle bir para var ki TFF'siydi, kulüpleriydi, oydu buydu. Bir şekilde çok büyük bir pasta var. Bu paranın olduğu, bu kadar çok yüksek paranın olduğu yerde belli başlı lobiler de olur. İşte yönetim deviren, efendim bunun içerisinde gazeteciler de vardır, kongre üyeleri de vardır, sosyal medya trolleri de vardır, hesapları da vardır. Kafasına göre futbolu dizayn etmeye çalışır. İşte TFF'de Nihat Özdemir'den sonra Servet Yardımcı'nın önünü kapatalım. Bunu biz yaparken Galatasaray'ı kullanalım. Galatasaray bakın haksızlık yapıyor. Arada trolleri sürelim sahaya. Efendim oraya bizim kafamızdaki bir kişiyi başkan yapalım. Biz de yolumuza bakalım. Yok mudur böyle bir şey düşünce Türk futbolu içerisinde? Vardır. Bir tane mi vardır? Ben sana söyleyeyim. 3-4 tane lobi var. Federasyon başkanlığı üzerinden değil, birçok kulüp başkanlığı üzerinden yürüdü bu. Bu lobiler var. Önce buraları temizleyeceksin. Ve bunu temizlerken de Erman Hoca'nın dediği gibi devletin kolluk güçleriyle birlikte temizleyeceksin. Gerekirse işin içine de MİT de girecek. O kadar iddialı söylüyorum. Tehlikeli, o kadar yapılar. Ağır diyorsun yani. O kadar ağır. Şimdi bunları temizlemezsen... O zaman Burak Elmas haklı mı? Şimdi Burak Elmas'ın haklı olduğu noktalar var, haksız olduğu noktalar var. Son 5 maç operasyon yapıyor dersen, sen eğer bize operasyon yapıyor derlersen Fatih Terim'i bir kenara çekmiş olursun. Kimse Fatih Terim konuşmuyor. Ben hocayı da sorgularım. Bak Fatih Terim bir gün ne dedi? Bir sponsorla ilgili, Koç grubuna ait bir sponsorla ilgili. Geçensin, evet. Abi hocanın işi mi? Ve o sponsorun işte işlettiği firma Galatasaray o günkü adıyla Türk Telekom stadından çıkmıştı. Çıkmak zorunda bırakılmıştı. Kim Mustafa Cengiz ve yönetim aslında çok da istemiyordu. Rahmetlin ve ekibi istemiyordu. Abi hocanın işi mi bu? Bu yönetimin işidir. Bu bir ticari anlaşmadır. Serdar, çok ufak bir detay vereyim. Tabii. Mesela olayların başlangıç noktası neresi? Ha, ben bunu niye söyledim? Bir yere geleceğim o yüzden. Fenerbahçe maçı. Ona bir şey eklersin sen şimdi. Fenerbahçe maçı. Tabii. Evet. Şimdi Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe maçında Fatih Hoca kaç maç ceza aldı yaptığı eylemden dolayı? 5+1, 6. 6. O 6 maçlık cezadan sonra Galatasaray resmi sitesinde Fatih Terim'le alakalı bir şey okudunuz mu? Yok. Hiçbir şey görmediniz. Neden? Yani Galatasaray bir itirazdı bu. Değil mi? Evet. Herhangi bir şey okumadınız. Neden?
Çünkü o diyaloglardan bir ufak ipucu vereyim o zaman. Hı. Çünkü Fatih Hoca atılırken o gün maçta hakemle arasında geçen diyaloğu belki başkan o ilk sırada bilmiyordu ama sonra aralarındaki diyalogda o edilen cümleleri kendisine söylendi. Şimdi burada söylenmez, kanal kapanır. Evet.